istiyorduk ama mikrofonu ben kaptım hızlıca. İstanbul Sinema Müzesi neler yapıyor, kimdir, nedir, neydi? Bir iki kelime söylemek istiyorum sizleri çok bekletmeden. Burada çok değerli misafirlerimiz var, bizlerle olacak bu akşam. İstanbul Sinema Müzesi, 200 yıllık mimarisi, kültür mirasımız Yeşilçam'ın onurlandırıldığı dijital katı, dünya sinemasına ışık tutan 130 parçalı koleksiyonuyla hem müzeler binaları yanılır konseptinin en iyi örneklerinden hem de dünyanın ilk üç sinema müzesi arasında yer alıyor bunun. Sinema endüstrisinin bir parçası olarak İstanbul Sinema Müzesi'ne dahil olduğunuz zaman literatüre bir şey bırakmanız, faydalı projeler arasında yer almanız bekleniyor. Dolayısıyla bizler de İstanbul Sinema Müzesi olarak özellikle gelecek nesillere bizim kültür mirasımızı aktarmak adına film restorasyonlarına başladık. Dolayısıyla artık gençlerimiz geride kalan sinemamızı, geride kalan filmlerimizi günümüz teknolojisiyle yeni nesillere aktarmanın onurunu, gururunu, mutluluğunu yaşıyor olacak. Ama bizi heyecanlandıran diğer projelerden bir tanesi de, Steve McCurry'e gelmeden önce hemen biraz geri sarıyorum. Özellikle 16-26 yaş arasındaki gençlerin gelecek sinemada, gelecek gençlerin başlığı altında sektörü kazandırılması için yaptığımız projelerden bir tanesi oldu. Biz 80 tane gencimizi Mart ayında diplomalarıyla beraber mezun ettik. 6 ay süren bir çalışmaydı ve bu anlamda bizleri 15 tane sektör profesyoneliyle 6 ay boyunca 80 tane canavar gibi çocukla uğraşan ve bunu organize eden sevgili Eda Nazlıbey'e de çok teşekkür ediyorum bu organizasyonda yer aldığı ve bizi desteklediği için. Hemen akabinde ikna süreci 1,5 yıl süren, kesinlikle 1,5 yıl sürdü. Birebir içinde olduğum için söylüyorum, Kubrick ailesini ikna etmeye uğraştık. Kubrick ailesi, Stanley Kubrick sergisini Türkiye'de neden yapmıyoruz? Hep 1500 kilometre kadar yakına gelmiş, Japonya'ya gidecek, Japonya'nın elinden aldık. Çağırdık. İstanbul Sinema Müzesi yapılacaksa burada yapılacak diye. Dolayısıyla o dönemde bu dehanın filmlerinde verdiği şifreli mesajların çözülmesini sağlayan, her hafta film okumalarıyla bize destek veren sevgili Mehmet Sindir'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu akşam çok değerli misafirlerimiz var. Onlara umarım zor soruları da vakit verirlerse zor sorular sorarsınız. Bu arada Steve McCurry'i de davet ettik. Onun iknası çok kolay oldu ama gelmedi, gelmedi. Dolayısıyla bu akşam dördüncü sandalyeyi ayırmak istiyorduk kendisine. Ama bunun önlemini sevgili Orhan Cem Çetin Hocam çok güzel aldı. Ve ben kendisini bu akşamki programımız için kendisini davet ediyorum sahneye. Hocam buyurun. Çok teşekkürler. Ben de başka bir yerde olmak yerine burada olmayı tercih ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz sayın konuklar. Ki değerli meslektaşım burada, Ercan Arslan ve Alper Ayte. Biraz sonra biraz Steve McCurry'nin fotoğraflarını bahane ederek genel olarak fotoğrafçılık hakkında, fotoğrafçılığın farklı kültürel boyutları hakkında yaklaşık bir saat süren bir konuşmayı huzurunuzda gerçekleştireceğiz. Ama öncesinde bu konuşmanın bir yine parçası olarak Steve McCurry buraya gelemese de az önce dile getirildiği gibi kendisini çok uzaklarda Namibya'da yakaladık. Bir video röportaj gerçekleştirdik birkaç gün önce. Önce onu ekrandan da izlemenizi rica ediyorum. Arkasından biz üçümüz tekrar sahneye geleceğiz. Ve sohbetimize, canlı sohbetimize o zaman başlayacağız. Muhakkak soru cevap kısmı da ayıracağız. Herhalde bizi biraz sıkıştıracaksınız diye düşünüyorum. Belki de Steve McCurry o yüzden burada değildir. Çok teşekkürler. Az sonra tekrar görüşmek üzere. Istanbul, Turkey, in fact, is one of my favorite countries to not only photograph, but also just to travel to and the culture and the people, the food and everything else. It's a delight. I always look forward
to being in Turkey and Istanbul in particular. You know, the Istanbul Cinema Museum, I think, is, I'm so honored and happy to have my exhibition there. You know, I started my kind of career in cinema. That was my sort of ambition as a young student, was to make films. And I have to say that one of my heroes, one of my the photographers who I really looked up to, was Stanley Kubrick, who started his career as a still photographer working for major magazines. I think he worked a magazine called Look. And you can see in his still pictures, you can see how he later became this kind of incredible filmmaker, and his attention to the frame, to the composition, to the light, is something I've always looked to. And in all of his films, whether it's Paths of Glory or Barry Lyndon, or you know, The Shining, or I mean, name all of his films, and it's such a masterful look at light, composition, and all that. So I think the relationship between still photography and cinema is very, very close. You know, I mean, obviously in film, you have music and dialogue and sound, and in still photography, but you always have that rectangle to work with, the edges of the frame and the light. And so in some ways it's the same. In fact, for me, with my photography, I try and tell a story in one picture, one frame. And that's it's a lot of work to try and fit everything into kind of one composition. But I think it's, for me, it's very satisfying, very, you know, it's a challenge, but something that I really enjoy. I've always been drawn visually to Turkey. I think it's a great mixture of races and people and culture, history, the heritage. It holds a very kind of a unique, interesting place, I think, in world geography and world culture. So I've had several assignments in Turkey, and it's always a pleasure to go back and spend time wandering the streets. And you know, you have this sort of the sea, and the there's so many facets to the, especially to Istanbul, that it makes it always so wonderful. Just to do street photography, just to walk around and literally just enjoy the alleyways, the streets, the people, and the bustling, the river traffic, the pedestrian traffic. It's a great, well, I think one of the great cities to do street photography. My old friend, Ara Gular, who was always so helpful and always so hospitable. You know, he was so willing to share his information, his contacts. Mm-hmm. He was very generous. He was. With photographers coming from around the world, Henri Cartier-Bresson and other Magnum photographers. Everybody said to me, you know, 30, 40 years ago, if you go to Istanbul, you have to sit and meet, have a coffee with Ara Gular. He's such a fascinating man. He'll help you. He's very kind of, you know, whether you need help with locations or whatever. So he was always very generous, again, very with his information
And how, as an outsider, as a foreigner to come in, he was really a great person to sit and have lunch or dinner. And but what a fine photographer. He did so much photography that it's he had a remarkable, wonderful career in yes, with his work. Mm-hmm. Well, for me, this story is about overcoming adversity, a story about life, you know, the struggle of, you know, life and trying to cope, trying to overcome, you know, our lot in life, trying to maintain our dignity. It's about fortitude, it's about perseverance. In her case, she was, you know, kind of orphaned, mm-hmm. and a refugee. But a lot of people in the world have difficult circumstances, everywhere in the world. Mm-hmm. And I think that her look, I think the picture for me is about, you know, life is difficult. This is a, you know, I've had a very unfortunate childhood, but I'm going to continue. I'm going to move forward. I'm going to persevere. I'm going to be positive, and I'm going to make a better life and to survive. I'm going to survive and not be negative, but to try and move forward in a positive way. And I think it's there's sort of an energy of I'm going to survive and I'm going to be positive. I mean, that's what I see in that picture. I want to work at a high standard. I want to try and do my best in my work, but I don't try and think too much about my past pictures, and I'm just trying to do the best that I can, trying to have my life being fulfilled with, you know, creative energy, and just enjoy walking around and being alive and trying to tell these stories. I think that's mm-hmm. the best we can hope for. And I think that if your pictures can communicate, mm-hmm. That's a wonderful thing. I think it's a little bit of the idea is to create some curiosities, to create, to be able to make up your own story. Uh-huh. A lot of times in art and photography and painting, you give meaning where there is no meaning. Mm-hmm. So you see a picture and you imagine something that's maybe really wonderful, but the reality could be completely the opposite. The reality is there could be like no story. It's just maybe it's a composition, it's light, it's some kind of a shape. But sometimes it's better to make up your own story. Yeah. Yeah, that's exactly why, what I was trying to say. Yeah. Mm-hmm. That's why for me, I like to kind of just wander and explore and not be so literal and not have some editor on the phone saying, you know, hounding me
about, you know, some boring assignment. I think it's better sometimes to photograph exactly the way you want to photograph and not worry about a deadline or an editor or if your story is, if it's telling a story. And if you go to, maybe you all you want to do is photograph the sidewalk. You literally want to go, I'm going to go out and just photograph walls today. I mean, can you imagine an editor would lose his or her shit if you came back to the office with just a bunch of pictures of walls? But for me, it's like, you know what? I don't need your assignment. Mm-hmm. I'm doing exactly what I want to do. And because, you know what? I have my life to live. And I'm going to go out and wander and explore. And if I decide that I'm going to wake up at 10 o'clock in the morning and I'm going to only going to work for 2 hours, that's what I'll do. Mm-hmm. So for me, it's about kind of following my own nose and doing kind of responding to life, responding to the environment, responding to the situation that I'm in my own way, not in a magazine or newspaper mm-hmm. way. I'm not trying to, you know, so you see that's my kind of, yeah, that's kind of my thing. You're working for the publisher. You're working for mm-hmm. the editor. They don't care what your favorite picture is. They don't mm-hmm. care what story you want to tell mm-hmm. because they have a newspaper, they have a magazine, and they have their own agenda to promote. And that's fine. So you take the money, you get a job, you take their money, and then you photograph, and basically you give up the rights, you give up mm-hmm. your right to decide which picture you want. Now, obviously, a photographer, well, no, the editor lets me pick the middle, you know. No, you're the employee. Yeah. And your job is to work for your newspaper and to do what they want you to do. Now, are there exceptions? Obviously. And I'm the one who decides which pictures I want to publish. Mm-hmm. That's my decision, my mm-hmm. book, my exhibition. I pay often to go out and produce my own pictures. The magazine, the newspaper doesn't pay me my flight, mm-hmm. my food, my hotel, my transportation. Mm-hmm. So that's, I do that. And then I'm my own boss. I decide where I go, mm-hmm. when I go, and what I shoot. I don't have to be back in the office. Mm-hmm. I actually own my own mm-hmm. office. I think you can do both. I think you can go out and photograph real events and real people mm-hmm. and then maybe do something that's more interpretive, more personal, and wander around and just do something that's your own vision, your own personal viewpoint. Mm-hmm. And something that you want to say about your feeling about life, your interpretation of life. But I think you can do it, on the street. There's a million ways to, I mean, you know, Robert Frank and all that. Mm-hmm. Yeah, sure. Camera. And there's a million ways. It's just not one way. There's a million ways. I think that it's a little bit of a I hate to be pigeonholed into one category. Yeah.
I think that you can take, you know, real pictures of real situations. Now, you can also photograph, do what you, you know, Joel Peter Witt, there are a lot of photographers who are conceptual, that do still lives, like photograph flowers. And that's the beautiful thing about life and photography and art, is you can approach it in many different ways and not, you know, so I think it's best to have the freedom to kind of do your own thing in your own way. I don't think there should be any rules. Yeah, sure. So, you know, it needs to be sort of honest work. To be honest work. You can't go somewhere and create some, I mean, you can't pretend that you're dressing up somebody and then saying this is authentic. Well, you know, that's a bit crazy. A lot of the pictures in the exhibit are just moments, kind of special moments, or it's kind of like a diary. It's like a page from my diary of a person or a place or an event or something happening which really touched my heart. And I felt that it was really something that expressed or about life. And you know, that whether it's in Africa or Turkey or wherever, China or Russia, whatever, we're all basically the same race, the same humanity. And so I think that's one thing that I've understood profoundly, that you can be living in a very small tribe in Africa, but if whether you live there or in, you know, Istanbul, London, Paris, New York, or Singapore, people are exactly the same. I mean, different languages, different religions, some customs may be different, but fundamentally, exactly the same. So, sending you lots of love from Africa, and I wish I could be with you in one of my favorite places, but I hope you enjoy the exhibition. Thank you very much. Istanbul, Turkey, in fact, is one of my favorite countries to not only photograph, but also just to travel to, and you know, the culture and the people, you know, the food and everything else. It's a delight. I always look forward to being in Turkey and Istanbul in particular. You know, the Istanbul Cinema Museum, I think is, I'm so honored and happy to have my parçasıydı bu konuşmada. Stimaköy'nin sergisini ve az önce izlediğiniz konuşmasını biraz bahane ederek fotoğrafın doğası hakkında biraz konuşacağız. Ben konuklarımı tanıtmak istiyorum size. Sol tarafımda Lara Peraytek, benim çok eski bir arkadaşım. Sizlere isminizle hitap edebilirim değil mi? Bu tür masalar böyle sayın diye hitap edince yapay oluyor aslında. Kendi aramızda gayet senle benliyiz. Lalefer 1968 doğumlu. Benim 68 yazıyor burada. 60 olacak pardon. Bozmasaydık keşke. Böyle biz yaşlıdaşız aslında. Okuldaşız. Aynı okullarda okuduk. Benzer zamanlarda fotoğrafçılık yaptık. Ve hala yapmaya da devam ediyoruz. Benim gibi o da fotoğrafçı öğretim görevlisi. Koç Üniversitesi'nde dersler veriyor. Bir yandan kişisel olarak fotoğraf çalışmalarını sürdürüyor. Çok çalışkandır ilerletler. Fotoğraf hakkında çok fazla yazıp çizdi. Sayısız kitapları var, birçok sergisi var. Fotoğraf hakkında düşünen, özgün fikirler üreten ve bunları da fotoğrafçılığına yansıtan birisi. Bu akşam burada bulması çok kıymetli bizim için gerçekten.
rica ederim. Ercan da bu akşam, Ercan Arslan burada bulunması çok önemli olan bir basın fotoğrafçısı, 1970 yılı, bizden birazcık daha genç. Kendisi fotoğraf eğitimi aldı, çok yıllardır foto muhabiri olarak çalışıyor ve çok uzun süredir Türkiye'nin önde gelen yayın kuruluşlarından bir tanesinde Milliyet Gazetesi'nde kadrolu olarak fotoğrafçılık yapıyor. Onun da çok sayıda ödülü var ve günümüzde çok aktif olarak çalışan, Türkiye'de bu mesleğin bayrağını taşıyan önemli isimlerden bir tanesi kendisi. Kendi sergileri de var. Ve bu akşam özellikle bu konuşmanın içinde basın fotoğrafçılığı veya belgesel fotoğrafçılıkla ilgili noktalarda bize çok önemli katkıları olacağını düşünüyorum. Kendimden de çok kısa bahsedebilirim. Adım Orhan Cem Çetin. Ben de seninle aynı yaştayım galiba. 60 doğumluyum. Çok uzun yıllardır fotoğraf yapıyorum. Amatörlükten ve karanlık odacılıktan profesyonel fotoğrafçılığa geçen bir hikayem var. Başka bir alanda eğitim almış olmama rağmen fotoğrafçılığı meslek olarak seçtim. Şu anda da hem serbest fotoğrafçılık yapıyorum, hem kişisel sergilerim ve sanat çalışmalarım oluyor. Hem de ağırlıklı olarak Bahçeşehir Üniversitesi'nde uzunca bir süredir fotoğrafın teknik konularında veya kuramsal konularında dersler veriyorum ve fotoğrafın eğitim ayağında olmayı da önemsiyorum. Çünkü başka türlü belki de kafa yormayacağım birçok konuda benim düşünmemi, düşünce üretmemi ve tetikte olmamı sağlıyor. Herhalde ilerleper sen de böyle. Aynen, evet. O çok değiştirdi hakikaten. Bir de bir küçük haber, yani evet. Henüz netleşmese de inşallah Cem'le aynı okulda ders vermeye başlayacağız. Evet, bu da evet, sürpriz bir evet, haber. Ben sürpriz olacağım. Sürpriz olacağım. Ayrıca konuşuruz hocam. Evet, bu söylememem gereken bir şey. Ama evet, yani benim çok hep hayalim olan bir şeydi. Cem'le bir gün birlikte belki evet. Okulda ders verirsek. Bu akşam provasını yapıyoruz aslında. Bu akşam provasını. Evet. Şimdi neyse, bu kişisel konuları bir tarafa bırakıp fotoğrafa dönecek olursak. İlginç bir manzara var fotoğrafla ilgili. Ne zaman fotoğrafçılıkla hakkında fotoğrafın doğasıyla ilgili konuşmaya başlasak hemen icadına kadar gidiyoruz. Fotoğraf bulunduğundan bu yana diye böyle bir cümle kuruluyor. Bu tuhaf bir şey çünkü ne bileyim heykelden bahsederken bunu yapmıyoruz mesela ya da resimden ya da edebiyattan işte yazı icat edildiğinden bu yana falan diye başlamıyor yani edebiyat sohbetleri ama fotoğrafta böyle bir şey oluyor. Bu aslında manidar çünkü fotoğrafın bulunuşu daha 200 yıl bile olmadı. Yani insanlık kültürü, görsel kültür içinde çok yeni bir malzeme. Hala onu tam olarak nereye koyacağımızı bilemiyoruz galiba. Ve Steve McQueen'in hikayesi de gördüğünüz çok ilginç. Yani sinema aslında sinema yapmak için başlayan bir kariyer. Basın fotoğrafçılığı ve sonrasında da kendi isimlendirdiği biçimiyle görsel hikaye anlatıcılığına evrimleşmiş durumda. Evrim diyebilirsek buna veya bir değişim dönüşmüş durumda. Demek ki fotoğraf bunların hepsine izin veriyor aslında. Fotoğrafın belki çok işlevli bir disiplin veya bir mecra olmasından kaynaklanıyor. Fotoğrafı çok farklı işler için kullanabiliyorsunuz ama fotoğraf hakkında genel konuşuyorsunuz. Fotoğraf hakkında söyleyeceğimiz sözler onun farklı işlevleri için geçerli olmayabiliyor. Tarihsel olarak da işte önce resim sanatını tehdit etti ve ressamların telaşlanmasına yol açtı ama resim sanatının belki de özgürleşmesine yol açtığını söylüyoruz. Gerçekliğin belki de hiç dokunulmamış, doğrudan fiziksel bir iz düşümü olmasından dolayı hakikatin en düzgün bir kopyası olduğu, birebir kopyası olduğu, hatta belki zamanın fosilleşmesi olduğu. Çünkü başka hiçbir üretim biçimi öncesinde zamanı fotoğraf gibi fizikselleştiremiyordu. O yüzden hatırladıklarımızın gerçekten yaşandığını, tanıklıklarımızın gerçekten yaşandığını adeta bir tartışılmaz kanıt olarak ortaya koyması bakımından insanların uzun süre hayal ettiği bir malzeme olarak ortaya çıktı ve belki de ona hak etmediği ya da gerçekte sahip olmadığı bazı nitelikleri de atfetmiş olabiliriz. Zaman içinde fotoğraf tekniklerinin ve belki fotoğrafın içinde bulunduğu iş zincirinin değişim geçirmesiyle bugünlere geldiğimizde büyük bir sıçrama yaparak yani günümüzde dijital devrim sonrasında fotoğrafın geldiği nokta ve şu günlerde yapay zekanın ürettiği imgelerin yarattığı telaş dikkate alındığında fotoğrafı da yeniden sorgulamak zorunda kalıyoruz. Steve McQueen'in de bu akış içinde bir yer değiştirdiğini gördük.
Önce isterseniz şöyle yapalım. Lalep Bey, sen bize fotoğrafın çok hızlandırılmış tarihsel açısı içinde bir konumlandırmaya çalışırsan, yani fotoğrafın nitelikleri ve işlevleriyle ilgili. Hı hı. Ondan sonra bunun içinde belgesel fotoğrafı, fotojurnalizmi ve belki de sanat olarak fotoğrafı konuşabilirim. Tabii. Ben bundan 15 yıl önce yüksek lisans tezimi yaptığımda üç kadın fotoğrafçı üzerinden fotoğraf tarihi kanonunu daha farklı bir şekilde nasıl okuyabiliriz? Bu 180 yıllık tarihi nasıl hissedebiliriz diye daha özel, yani daha bana ait bir okuma yapmayı denedim ve bu tarihe baktığımda aslında modern fotoğraf tarihinin Avrupa'da ve Amerika'da resimselcilik akımına karşı bir tarih olarak geliştiği ve daha öznelleşme tarihi olarak okunabilecek bir tarih olduğunu gördüm. Çünkü resme karşı ortaya çık, resmin hemen arkasından ortaya çıktığında orada olanı, şimdi ve burada olanı birebir net olduğu gibi gösterme gibi resimdeki boş kanvastan aslında vizörden baktığımızda dolu bir dünyaya bir geçiş vardı ve o dolu dünyanın içindeki gördüklerimizi eksilterek çıkardığımız bir kadraj vardı. Ve bu birebir tespit sanat olarak değerlendirilebilmesi için resim gibi yapılması üzerinden başladı. Ama o çok kısa bir süre sonra dönüştü ve bu birebir görüntüyü olduğu gibi gösterme, kendi gerçekliğinde gösterme durumu neredeyse Birinci Dünya Savaşı, işte 1940'lara kadar devam ediyor aslında. Ve mesela Suzan Sontag'ın şöyle bir şeyi vardır. İlk yıllarda fotoğraftan beklenen idealleştirilmiş mükemmel görüntüler sunmaları ve bu, yani fotoğraf bize aslında bir nesnellik vaadinde bulunuyordu. Fakat bu süreç içinde fotoğrafçılar mükemmel fotoğraflar, tekniği kullanarak fotoğraflar ürettiler. Ancak dünyanın bir gül bahçesi olmadığı durumuyla biz karşılaşmaya başladıktan sonra yaşanan savaşlar, krizler, salgınlar, ekonomik krizler, sosyal krizler yaşanmaya başladıktan sonra aslında süreç biraz daha değişmeye başladı ve bence bu kadar objektif bir araç olmaktan daha sübjektif, kişiye özel bir anlatım aracı olma yolunda bir 180 yıl geçtiğini ben görüyorum. Bunu kendi fotoğrafımda da gözlemledim. Mesela Steve McCurry'nin fotoğraflarına baktığımda ve kendi fotoğraflarıma baktığımda ve fotoğraf tarihine baktığımda şöyle bir şey görüyorum. İlk yıllarda aslında herkes dünyayı gözetliyor. Ama bugüne baktığımızda aslında hepimiz kendimizi gözetlemeye başlıyoruz. Yani kendimiz üzerinden aslında fotoğrafla ilgilenmeye başlıyoruz. Kendimizdeki karşılığını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla herhangi bir mükemmel görüntüyü çok teknik koşullarıyla çok iyi bir şekilde tespit etmekten aslında hayatın o kadar mükemmel olmayan, bütün hallerini içeren farklı durumları da duygumuzla, fikrimizle çerçeveye koyabildiğimiz görüntüler üretilmeye başlanıyor. Dolayısıyla bunun aslında nesnellikten daha öznelliğe giden, objektiften daha sübjektif bir yaklaşıma giden, daha çok dışarıdan içeriye doğru bir yolculuğun süreci olarak adlandırabilirim. Çok teşekkürler bu tespit için. Bana da şunu düşündürdü. Yıllar önce biz Türkiye'de fotoğraf alanındaki önemli entelektüellerden biri olan Paul Macmillan'la bir söyleşi yapmıştık Geniş Açı Dergisi için. O da şöyle bir tespitte bulunmuştu. Yani fotoğraf işte 180 sene dedi. Niyepse kadar gidersek 200 yıla kadar daha yakın bir tarih oluyor ama 200 yıl bile değil. Fotoğrafın buluşundan bugüne doğru olan geçirdiği serüvenin aslında resim tarihinin belki de böyle yani binlerce yıllık tarihin çok sıkıştırılmış bir versiyonu olduğunu, belki bunun işte Rönesans'ının 1930'lar 40'lar gibi yani evet. O özellikle belgesel fotoğrafın en önemli mecralarının oluşturdu dergiler, ara Güler'in de mesela yine Parimaş dergisine mesela servis ettiği fotoğraflar, Life dergisi,
belki daha sonra da National Geographic'te yine bu mecralardan bir tanesi bunlar. Ve benim de yine kendi gözlemim, resim tarihine baktığımız zaman ilk başta erkin sözcüsü olan ressamın, yani çok yüce kavramların resimlerini yaparak ve başkasının gündemini resmeden, yani tanrısal kavramlar vesaire, sonra işte hükümdarlar, giderek varlıklı insanlar, burjuva vesaire, sonra işte sıralı insanların özgürlük savaşları, kahramanlık hikayeleri, sonra giderek böyle alelade gündelik hayat ve sonra giderek sanatçının kendi hikayesi ve belki de bize hiçbir şey ifade etmeyen, yani şeyin, diyelim ki Andy Warhol'un domates çorbası kutuları ama kendisi için çok şey ifade eden ve bazen de hiçbir şey resmi olmayan resimlerle tamamlanan bir süreç var. Bunun çok benzerini fotoğrafta da görüyoruz ve orada da aslında aynı durum var. Yani başkasının yerine onun hakikatle kurduğu ilişkiyi kayıt altına alma çabası içinde olan fotoğrafçının yavaş yavaş kendini finanse edebilir duruma geldiğinde çok daha öznel ve anlamı kendince malum olan bir takım işler ürettiğini görüyoruz ki Steve McCurry de kendisi için buna çok benzeyen bir hikaye anlattı. Yani yavaş yavaş o editör zulmünden tırnak içinde kurtulup kendi hikayesini anlatabilmesi, biraz da kendini finanse etmesiyle ve kendi mecrasını bulmasıyla mümkün oldu. Bir şey geldi aklıma. Lisette Model, Amerikalı fotoğrafçı. Evet. Onun söylediği bir laf var. Fotoğraf özelleştikçe genelleşir diye bir cümlesi var. Ki ben buna çok inanıyorum. Önce anlamamıştım nasıl oluyor, nasıl olabilir diye. Ama hepimiz çok farklı insanlarız. Yani Murat Anmungan'ın herkes aynı mı biriktirir dediği gibi bir şey. Hepimiz aslında çok ayrı ayrı sıfırdan bu yaşımıza kadar ülke, şehir, okul, insan, aile, her türlü ilişki, birikim, ideoloji, duygu anlamında çok farklı birikimlerle bugüne geliyoruz. Dolayısıyla her birimizin o unik şeyleri, özellikleri bence çok kıymetli ve hepimiz eğer ayrı ayrı biriktiriyorsak bunu biz fotoğraf görüntüsüne yine ayrı bir biçimde kendimize ait bir dille aktarmalıyız. Bunu sanki fotoğraf tarihi süreci bize birazcık bu özelleşmeyi getiriyor diye düşünüyorum. Bundan sonrasında nasıl geri doğru gideceğini merakla takip ediyoruz ve bu gelişim için ayrıca da dönmek istiyorum bu noktada. Mesela senin söylediğin mükemmellik meselesi. Evet. Ve biz kendi aramızda da konuşurken Steve McCurry fotoğraflarıyla biz çarpan şey mükemmellik oluyor. Yani bu arkamızdaki Afgan kızı portresi gerçekten dünyanın en iyi bilinen fotoğrafı. Bu fotoğrafla ilgili hayatının bir kısmını onun hakkında düşünen, geçirmeyen bir fotoğrafçı ben düşünemiyorum. Yani bu birkaç saniye de olabilir, saatler de olabilir, günler de olabilir ama ömrümüzün bir kısmını bu fotoğrafa verdik yani açıkçası. Ve Steve McCurry'nin bu sergide de kusursuz fotoğraflar var. Ama biz şunu da biliyoruz ki fotoğrafın kendi ontolojisi, yani külliyatı içinde fotoğraflar mükemmelleştikçe bir sahtelik duygusu gelmeye başlıyor. Hatta özellikle derme çatma yöntemlerle alelacele çekilmiş gibi fotoğraflar çeken bu yolda sahicilik duygusunu yapay olarak fotoğrafa yerleştiren fotoğrafçılar bile var aslında. Mesela bu mükemmellik Sebastião Salgado fotoğraflarında aleyhine çalışmıştır. Yani o kadar yüksek bir estetik var ki artık bu dünyaya ait değilmiş gibi görünmeye başlıyor fotoğraflar. Altın işçileri de. Evet. Ve insanlar daha çok içerideki hikayeden değil fotoğrafın mükemmelliğini konuşmaya başlıyorlar. Senin ödüllü fotoğraflarında mesela bu ödülü hak eden şey ne oluyor? İyi bir basın fotoğrafında bu estetik seviyeyle sahicilik, hakikat ve hakikati anlatma işlevini sağlamak gibi iki farklı tahtirevalide iki tarafa oturmuş özellikler olduğunu düşünüyorum. Bunu nasıl dengede tutuyorsun ve senin için bu ne kadar kritik bir konu? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Geri herhalde. Steve McCurry ile Ara Güler fotoğrafını çekti bir gün beraberdik. Elimde yemek demiştim. Dolayısıyla daha başka yerde de dinlemiştim. Tanışma şansımız da oldu. Fotoğrafa tanışma şansımız da oldu. Ben zamanında da Afganistan'a gittim. Onda az çok bu fotoğrafın arka planda neler döndüğünü. Üç aşağı beş yukarı aynı tonda devam ediyor. Onu da söylemiş olayım. Basın fotoğrafçılığına baktığınız zaman yani sizi bir yere gönderdiklerinde çok iyi bir fotoğraf çektiğinizde hikayeyi anlatmıyorsunuz. Yani içerik olarak fotoğrafınız güçlü değilse şey diyorlar, sanat yapmışsın diyorlar. Bu en iyi arşive gider. Bu fotoğrafın şeyi orası, yolu orası. Dolayısıyla biz haberi anlatmaya yarayan bir enformasyon aracıyla uğraşıyoruz ve bu fotoğrafı
Simekler'in fotoğraflarına da baktığınızda tekrar da anlatmak zorundayız. Yani videoda da söyledik, biz televizyoncular gibi ses, görüntü, hareketliliği veremiyoruz ama tek karede her şeyi bir araya getirip o anı yakalayıp vermeye çalışıyoruz. Şimdi foto muhabirliği tabii ki böyle bu içerik olarak, yani kendi de söylediği röportajlarında da var, bildiğimiz bir şey var. Fotoğrafların teknik yanlarının çok iyi olması da gerekiyor basın fotoğrafı için. Yani içerik olarak hikaye anlattığınızda neredeyse cep telefonu bile bugün çok güzel işler de yapabiliyor. İçerik olarak iyi olduktan sonra fotoğrafların estetik ya da teknik açıdan iyi olmaları için diğer aşamalarda geliyor. Benim fotoğraflarımda ya da foto muhabirliğinde ödül alabilecek fotoğrafların bu içeriğin yanında bir de estetik kaygıları da içine katabiliyorsanız da fotoğrafınız daha anlamlı hale geliyor. Daha bir işte insanların dikkatini çekiyor. Çünkü o sayfada da olsa, duvarda da olsa, başka bir yerde de yayınlansa onu yapıyor. Ama bu biraz bazen hani o dramı, yani işte depremdesiniz, işte fotoğraf çekiyorsunuz, onun bir estetik kaygıyla baktığınız zaman işin rengini başka bir yere taşıyorsunuz ve o gerçekten anlatmak istediğiniz hikayeden uzaklaşmaya çalışıyorsunuz. Yani iyi fotoğraf, güzel fotoğraf değildir mesela. İyi fotoğraf bir şey anlatabilen, iletişim kurabilen fotoğraftır. Yani güzel fotoğraf, evet güzel deyip geçersiniz ama içinde bir şey yoksa gerçekten o boş bir güzellik oluyor. Yani basın fotoğrafında Steve McCurry'de olsun diğer fotoğrafçılarda baktığınız zaman şey işlerinde genelde foto muhabiriyle başlamış. Steve McCurry bana göre foto muhabiri. Yani o ilk başladığı Afganistan serüveni biraz öyle başlıyor. Sonra belli bir yere geldikten sonra tıkanmaya başlıyorsunuz. Yani ben foto muhabirliği olarak çektiğim savaş fotoğrafları ya da olay fotoğrafları bir yerden sonra o gün bitiyor. Yani gazetede, dergide yayınlandıktan sonra tekrar bu fotoğrafları gün yüzüne çıkaramıyorsunuz. Ve ben yaşamak istiyorum ve fotoğraf olarak da deklanşör sesiyle hayatta kalmak istiyorum. Dolayısıyla bu sefer sınırlarınızı aşmaya çalışıyorsunuz. O zaman ne yapıyorsunuz? Mükemmel fotoğraflar, daha böyle kurumsal bir takım işlere giriyorsunuz. Daha estetik olan fotoğraflar ön plana çıkmaya çalışıyor. Yani ben foto muhabiriyim değilim dediğiniz zaman o sözü bir kalıba sokuyor. Yani Steve McCurry'nin bu sergide de yer alan ya da genelde sergilenen fotoğraflarına baktığınız zaman savaş fotoğrafı yok. Tamamen böyle estetik olarak çok kusursuz fotoğraflar var. Bu kusursuz fotoğraflar gerçekten beni de dehşete düşüyor. Yani her kusursuz fotoğraf tehlikeli fotoğraftır. Çünkü bazen insanın aklının mantığının almayacağı bir şeyler. Yani sergide olsun, başka yerde olsun, bir sürü basın fotoğrafçılarında da bunu görmek mümkün. Bu güven ortamı kalktıktan sonra iş tehlikeli boyutlara evet. gelmeye başlıyor. Çünkü yanıltmaya yönelik... Güven konusunu açabilir misin? Ya şöyle düşünün, basın fotoğrafçında şöyle bir şey var. Yani yaptığınız bir fotoğraf, eğer manipülasyon varsa işinizde, dezenformasyon işine girdiyseniz de bu tespit edildiğinde işiniz bitiyor. Yani artık sizin güvenilirlikle ilgili şeyiniz kalmıyor. Artık siz fişlenmiş bir şekilde filmi ışık almış bir fotoğrafçıya dönüyorsunuz. Dolayısıyla da fotoğraf dünyasında bir yeriniz olmuyor. Peki araya girip bir şey tartışmayı açmak adına. Aslında basın fotoğraf tarihine baktığımız zaman özellikle iki tane vaka var. Bunlardan bir tanesi Eugene Smith'in Minamata röportajındaki Tomoko'nun banyo yapma annesi tarafından banyo yaptırıldığı ağır cıva zehirlenmesi vakasının olduğu o kasabada çektiği fotoğraflar. O karenin aslında sahnelendiğini biliyoruz. Sahnelendi derken oyuncu değil onlar tabii ki. Gerçekten o kadın ve o engelli çocuklar ama o sahne o fotoğraf için düzenlendi. Yani hep birlikte o kareyi oluşturdular ve servis edildi ve gerçekten çok büyük yankı uyandırıp amacına da ulaştı. Yani burada fotoğrafçının bir aktivist gibi davrandığını, oradaki o zehirlenmeye, çevre felaketine yol açan tesisi kapattıracak kadar bir kamuoyu yarattığını görüyoruz. Bu mesela acaba bu davranışı affettiriyor mu? Yani basın fotoğrafı ettiğinde bir vaka daha var. Onu da biraz karikatürize ederek anlatacağım. Kapanın. Bu İspanya İç Savaşı'ndaki vurulan asker fotoğrafı. Sonrasında arkadaki peyzajın savaşın hiçbir zaman cereyan etmediği, güvenli bir alanda olduğunu tespit edenler oldu. Yıllarca o fotoğraf üzerinde çalışıp en sonunda o askerin aslında ölmediği, vuruluyormuş gibi yaptı ve tamamıyla sahte bir an olduğu iddiası pekişti. Ve bir sürü insan feryat etti. Vay demek ki o adam ölmemiş gerçekten. Ben de karikatürize ederek diyorum ki şunu yapmasak daha iyi ama aa ne güzel ölmemiş ki o adam. Hani biz üzülüyorduk hep böyle zavallı şey orada vuruldu gitti falan ne kadar fena bir şey savaş
diye sevinecekken, ölmemiş aslında, yaşıyormuş diyecekken, ne lanet olsun, nasıl ölmez, onun ölmüş olması gerekiyordu. O fotoğrafta demek ki yalancının biriydi gibi, böyle bir güven meselesi oldu gerçekten. Ama her iki vakada da, yani savaşların olmaması veya bu çevre felaketlerinin olmaması anlamında çok ciddi kamuoyu yarattığını görüyoruz bu çabanın. Bu biraz da olsun meşrulaştırmıyor bu çabayı ve bu vakalar varken Steve McCurry'nin de bazı kalelerinde mesela gezerken de artık bu kadar da insanın şansı olamaz dedirten kompozisyonlar vardı. Bunları açıklar mı böyle bir tavır? Ya şimdi fotoğraf çeken insanlar bilir. Yani bir fotoğrafçının bize göstermek istediği şeyler var. Bir de bize göstermediği. Söyledi kendisi de zaten. Geniş planda baktığınızda arka planlarında başka şey var. Christopher Morse, Amerikalı işte savaş fotoğrafçısı. Irak'ta çalışırken sürekli editörler ondan şey istiyor. Yani öyle güler yüzlü, mutlu insanlar fotoğrafı çekip bize gönder diye. Simet Görün'de biraz isyan ettiği aslında o oydu. Yani editör benden böyle bir şey istiyor. O da çünkü 91 senesinde Körfez Savaşı'nda yer alıyor. Çünkü editör onu istiyor. Yani Amerikalılar biliyorsunuz Saddam'ın kimyasal silahları vardı diye bir dezenformasyon işine girmişlerdi. Dolayısıyla da hep mutlu insan fotoğrafları, yani patron mutlu son istiyor diye öyle fotoğraflar. Dolayısıyla da bu fotoğraflarda editör ya da o yayın politikası foto muhabirlerini bazen bir yere zorlayabilir. Buna şöyle diye bakmak lazım. Yani vicdan başka bir şey, güvenilirlik başka bir şey. Bir foto muhabiri olarak yıllarca biriktirdiğiniz o saygınlığı bir fotoğrafta tamamen yerle bir edebilirsiniz. Dolayısıyla da bu marka değeriniz, ya işiniz, hayatınızı bundan sonra devam ettireceksiniz. Kişi bazında da olsa, kurum bazında da olsa bu güvenilirliği mutlaka tesis etmek lazım. Çünkü bizim çektiğimiz fotoğraflar, yani belgesel foto muhabirinin çektiği fotoğraflar gelecek yüzyıllarda arkeolojik kazı alanı olacak. Yani gelecek kuşak insanlar bizim fotoğraflara bakarak bugünleri okumaya çalışacak. Yani depremi okumaya çalışacak, koronayı okumaya çalışacak. Dolayısıyla bizim bu işlerde manipülasyon yapmamız demek yalan bir kitap yazmak gibi bir şey olacak. Yani Aragüler'in dediği işte şu an foto muhabirliği tarihi fotoğraf makinesiyle yazıyorsa, çağımız görsel bir çağsa, eğer biz o tarihi yazan kişilersek mutlaka buna, yani biz olmasak bir de birilerinin bizi buna yönlendirmesi lazım. Ben onların çok böyle masumane şeyler olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da yapılan yanlış bir şeyin, hani çalışıyor ama çalıyor ama çalışıyor lafı çok iyi bir şey değil yani. Ne çalsın ama çalışsın gibi. İşi o, görevi o. Ben o tür, yani Eugene Smith'in mesela çok inanılmaz bir röportajı olduğunu biliyorum. Yani onun işte köy doktoru, köy hemşiresi inanılmaz. Yani ben dünyanın en iyi foto röportajcısı diyebiliriz kendisi için. Ama o fotoğraf yüzünden şey yapılması belki şey olabilir. Yani ben kendi adıma hiçbir problem görmüyorum ve kategorize etmek yani, gerektiği zaman da çok özür dilerim araya girdim ama çok kısa şunu söyleyeyim. August Sander'in mesela Alman vatandaşları fotoğrafları 1920'lerde çektiği gerçekten o insanlar. Ama böyle kıpırdamadan duruyorlar. Yani hayat sekteye uğramış sırf o fotoğraf çekilsin diye bir poz verilmiş. Bu şimdi belgesel fotoğraf mıdır, değil midir? Veya eğer belgesel fotoğrafsa neyin belgesidir? Bunu kendi kafamda şöyle açıklamaya çalışıyorum. Bu insanlar kendileriymiş gibi yapıyorlar. Bu bir şey ifade eder mi size bilmiyorum. Bu Minamata için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kınamıyorum her iki fotoğraf şeyini. Biraz önce Laylatar Hoca da söyledi. Yani senin nasıl gördüğün, onun sana nasıl kendini gösterdiği ya da nasıl olduğu, o kadar çok değişken hikayeler var ki bir insanın portresini çektiğinizde sizin onda gördüğün onu ne gösterdiği oldu. Bir sürü içinden işin içine çıkılmaz hale gelebilir. Bu karşıda gördüğünüz fotoğrafçının anlatma yani. Foto muhabirinin polis gibi olay yerinde delil taratması tehlikeli bir şeydir. Onu söylemiştim. Yani güven o kadar önemli ki sizin fotoğraflarınızın estetik ve aksiden süper olup ödül almanız bir şey değiştirmez. Çünkü dünya fotoğrafçılar için yaratılmış bir yer değil, gazeteciler için yaratılmış bir şey değil. İnsan hayatıyla ilgili biliyorsunuz fotoğrafla ilgili ne kadar hikayeler dönüyor. Yani sadece işte Eugene Smith'i belki orada biraz aklayacak başka işler olabilir. Çünkü çevre felaketiyle ilgili bir projenin bir parçasıyla uğraşıyor. Onun dışında hani kafanın öyle vurulma hikayesi şahit olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Ama mesela o gün sanmedin bu söylediğin Man of the 20th Century şeyinde mesela işçi fotoğrafı ya da kasap fotoğrafı, noter yani mesela mübaşir var, birçok değişik meslekler var. Boksörler var mesela, ikizler var. Yani sanki onlar normal hayatta hani öyle değil ama bayağı giydirilmiş ve mekanı dekor olarak kullanıp yerleştirilmişler ve öyle bir hani 20. yüzyıl insan tipolojisi ortaya çıkarılmış. Olabilir. Belki o insanlar öyle
görünmeyi ve tarihe böyle geçmeyi arzu etmiş olabilirler. Bu mesela günümüzde sözlü tarih çalışmalarında kabul edilen bir tutumdur. Yani birisinin bir hikayeyi yanlış anlatıyor olması diye bir şey yoktur. Yani çünkü o hatırladığı gibi veyahut anlatmak istediği gibi anlatıyor. Ve bu tutum kendi başına değerli yani, kayıt altına almaya değer. Peki bu fotoğrafçı tarafından da dayatılmış, istenmiş bir şey olabilir onu mi? Onu belki yani, tabii ki problem diye düşünebilir ama ben şöyle biraz da topu sana atmak için iyi oldu buraya çevirdiğim. Öyle mi? Evet. Peki. Şunu sormak istiyorum. Sence tarih zaten sarih ve temiz bir şekilde mi yazılıyor? Çünkü hep şu da söyledi, tarih daima muzafferalıların tarihidir. Yani tarih zaten düzgün yazılmıyor ki. Fotoğrafçılardan niye böyle bir şey yapmalarını bekleyelim? Tabii, yani Aragler'in söylediği yani tarih yazıyor fotoğrafçılar. Bu mesela bir fotoğrafçı olarak ben tarih falan yazmak istemem yani. Bu benim sırtımda dev büyük yani. Bir tek hatta, bir tarih yok ki zaten. Tam olarak da bunu söylemeye çalışıyorum. Ama şöyle bir şey. Ben hocam çok acıyorum böyle lütfen sözünüzü. Mazur görün biz biraz aramızda şey yapalım. Ben bir çok sevdiğim bir fotoğrafçı abimle şey konuşurken deprem bölgesine gittim dedi, gidemedim dedi. Sorun değil çünkü kimse sana bunun hesabını soruyor. Bravo. Bana sorarlar. Çünkü ben bu ülkenin görsel tarihine tanıklık edeceksem onu benim gibi insanların belgelemesi lazım. Yani bugün Türkiye'de yaşanan işte gezi olayı da olsun, siyaseti de olsun, depremi de olsun bir şekilde bunların birinin belgelemesi lazım. O görev işte. Tarih yazmak o anlamda. Evet, söylemek istediğim biraz öyle. Ama mesela ben de gitmedim bu deprem sonrasında. Fakat ama benim görevim ben. Gittim 15 gün. Van'daki depremden sonra öğrencilerimle beraber gidip 6 ay boyunca çok geniş kadın çadır kentlerde yaşayan kadınlarla bir proje yapmıştım ve hakikaten insan oraya gidince hikayenin ne kadar farklı olduğunu ve öyle bir sorumluluk da taşıyarak gittim ve iyi ki de gittim dedim. Giderken kafamda başka bir şey vardı ama tabii ki de editörle bir şey tamamen kendime ait hikaye üzerinden gideceğim için kendi istediğim şekilde ilerledi. Fakat çok değişik hikayeler çıktı, çok değişik dokunmalar oldu diye hani mesela şimdi böyle bir yere de gitmek istiyorum ama henüz şu anda onu yapamadım. Konuşmanda objektiviteden subjektiviteye doğru bir geçiş olduğunu söylemiştin. Belki tarih yazımında da böyle bir şeyi kabullenilmesi gerekiyor. Bence de. Aha, yani tarihin sarih bir şekilde yazılmasının belki imkansızlığı ve tarihin niye yazıldığı konusunda konuşulabilir. Sen bir fotoğrafçı olarak mesela tarih yazdığını düşünebiliyor musun? Veya senin kendi fotoğraftan, kendi fotoğraflarından bahsediyorum. Ve görsel hikaye anlatıcılığı nerede duruyor? Çünkü az önce gördünüz, açıkça sorduk Steamak böyle. Mesela Ara Güler, ben foto muhabiriyim, asla sanatçı değilim. Fotoğraf zaten sanat değildir diyor. Peki, bir sanatçıya da diyorum, sen sanatçısın, evet ben asla foto muhabiri değilim, sanatçıyım. Ama Steamak böyle ne oyum, ne arada bir noktada durmayı tercih etti. Yani belki de subjektif bir tarih anlatıcısı gibi bir yerde duruyor. Ne sanatçı, ne foto muhabiri. Yani benim kendi algıladığı şekilde bir tarih. Ben öyle olduğunu hissediyorum. Yani sanatçı ya da görsel anlatıcı, görsel hikaye anlatıcısı gibi en azından gezdiğim sergide gezdiklerimden edindiğim izlenim öyle bir hikaye anlatıcılığına çok yakın bulmuyorum. İşte birazcık mesela bunu şuradan söyleyebilirim. Konuşmanın başında şey demiştim. Fotoğrafçıların bir bölümü dünyayı gözetliyorlar, bir bölümü kendilerini gözetliyorlar. Evet. Yani bu kendini gözetleme meselesi kendine yönelip hakikaten kendinden yola çıkarak farklı ara hallerini ortaya çıkarmaya çalışmak gibi geliyor bana. Bu işe işte herkes aynı mı biriktirir dediğim ya da Virginia Woolf'un söylediği hiçbir şey sadece tek bir şey değildir. Yani neye bakıyorsak, neyi yaşıyorsak, işte Van depreminde gidip hepimiz çalışıyorsak herkes kendine ait birikimle bir şey almaya çalışıyor. Görsel hikaye anlatıcılığı böyle bir kendine aitlik sürecinde ortaya çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bir iyi bir kötü haberim var. Kötü haber süremiz bitti. İyi haber de salondan sorular gelecek ve bu süreyi uzatacağız böylece. Belki şöyle bağlayabilirim. Aslında Steve McLean ile konuşurken de bunu ben söylemiştim ama kendi kısımlarımı kestiğim için videodan onu duymamış oldunuz. Şöyle bir şey söylenir. Her fotoğrafçı aslında hayatı boyunca kendi belgeselini çeker. Yani bütün o külliyata baktığınız zaman belki kendisi görünmez o fotoğraflarda ama nerelerde dolaşmış, kafasını nelere yormuş, kimlerle düşüp kalkmış, nelerin peşine düşmüş bunları net olarak görürsünüz. Bu Ercan senin için de geçerli, Nare Per senin için de geçerli, umarım benim için de geçerlidir. Ve bu göze baktığımız zaman Steve McGörin'in sergisinde de aslında belki de onun belgeselini
görmüş oluyoruz. Evet. Tabii ki bu kadar iyi bilinen, popüler ve önemli bir fotoğrafçı olduğu için en küçük bir hareketi bile tartışma konusu oluyor. 2016 yılında ortaya çıkan bazı fotoğraflarda küçük manipülasyonlar yaptı. O kadar ki bu arkamızdaki Afgan kızı portresinin bize göre sağ taraftaki gözümün göz pınarına minik bir pırıltı eklediği bile sonradan burada yok şu anda karede. Tespit edilmiş durumda. Bu büyük bir mesele oluyor. Yani kapanmış o askerinde olduğu gibi. Belki de Steven Kerr'ın kendisini yani motor muhabirliğinden görsel hikaye anlatıcılığına doğru çekmesi belki bu eleştirilerden kurtulmak için tabii ki her fotoğrafçı dilediği gibi bir külliyat oluşturmakta özgür ve insanlara da temas ediyorsa ve dünyayı onun istediği gibi algılamalarına yol açabiliyorsa onu meşrulaşmış demektir diye düşünüyorum. Tabii ki çok büyük bir fotoğrafçı ve ekleyecek deyip cümleleriniz varsa lütfen duyalım. Ondan sonra da salonumuz atacağız. Yani foto muhabiriyim dese üstüne ağır bir yük almış. Evet. Hep sorumluluk alıyor. Çünkü yani değiştirmeden, işte müdahale etmeden bir şekilde o fotoğraf sunmak zorunda değilim dediği için bu eleştirileri biraz haklı etmek. Bir düşün geçemez. Yani biraz daha bunları da yapabilirim. Evet. Bunlar da benim istediğim şeyler. Da aradı, evet, normal bir şey diye algılansın. Çünkü cezası yok bunların. Ben bir son bitirirken buradan bunların şeyini okuyayım. Çok iyi olur. Evet. Yani bir küçük bir paragraf okumak istiyorum. Murat Anmungan'ın Küre kitabında şiiri tarif ettiği bir bölüm var. O kitabı çok fotoğraf üzerinden okumak mümkün diye hep okudum. Ve hani fotoğraf nedir denilse mesela bu paragrafı çok rahatlıkla söyleyebilirim diye düşündüğüm için okumak istiyorum. İyi şiirin en önemli özelliği bence tüketilemez olmasıdır. Ne kadar okursanız okuyun, farklı zamanlarda yeniden dönerseniz dönün, her seferinde iyi şiir size hala aralanmamış kapıları olduğunu hissettirir. İyi şiiri teslim alamazsınız, kalesini düşüremezsiniz, anlamakla, çözümlemekle, yorumlamakla tüketemezsiniz. Tekrar okumaların epritemediği katıksız bir güzelliğe kilitlenmiştir kendisi. Ancak şiire özgü bir ele geçirilmezliktir bu. Ne olduğunu tam olarak bilemediğiniz ama etkisinde kaldığınız, çekiminden kurtulamadığınız şey. Çekiminden kurtulamadığınız şey. Yani evet, ben mesela fotoğrafı hani keşke böyle bu dille tarif edebiliyor olsam. Evet. Çok doğru fotoğrafa, yani şiir çıkarıp yerine fotoğrafı koysam birebir tarif eder diye düşünüyorum. O belirsizlik, boşluk içinde fotoğrafçının kendine ait dünyasını oluşturması bana çok büyülü ve şey geliyor, özel geliyor. Çok teşekkürler. Ben de son bir cümle söyleyeyim o zaman. Burada derslerime katılmış olan sevgili öğrenci arkadaşlarım var. Onlar benim bu tutumumu bilecekler. Şunu çok inanarak söylüyorum, kendi işlerim için de söylüyorum. Sanat eseri veya eser dediğimiz şey duvara astığımız bir fotoğraf veya bir resim ya da her neyse o plastik değildir. O sondan bir önceki aşamadır. Eser aslında izleyicinin zihninde oluşan şeydir. Ve burada senin mükemmellikle, belirsizlikle bahsettiğin şey izleyicinin o eseri çok daha büyük yaratıcılıkla oluşturmasını sağlıyor. Belki de aracıların ben sanatçı değilim demesinin temelinde bu var. Çünkü foto muhabirinin ürettiği fotoğrafı bakan herkesin kafasında aynı şeyin oluşması gerekiyor. O da belki bunu sen onaylayacaksın Ercan. Bir bilgi üretiyoruz. Yani senin CV'nde ismini yazan öncelikle gazeteci ikinci sırada foto muhabiri yazıyor. Sen bilgilendirme misyonu taşıyorsun. O yüzden herkesin aklında o fotoğrafa bakan aynı şey oluşması gibi bir çaban var. Bu sanatla taban tabana zıt olan bir şey. Burada izleyiciye bir yaratıcılık bırakılmıyor. Onu yorumlamak, o hakikatle ilgili tutum geliştirmek tabii ki izleyicinin hakkıdır. Ama orada senin gösterdiğinden başka bir şey görmeye başlaması kabul edilemez. Ama bu sanat olduğu zaman tam tersine senin yaptığın kabul edilemez. O yüzden bu ayrımı yapmış olmak önemli diye çok, düşünüyorum. Çok doğru bir katkı. Evet. Teşekkür ederim.